Birinci dereceden arkeolojik sit alanı neredeyiz? Gevaş, Selçuklu mezarlığındayız. Tam ortadaki otağın adı ise Türkiye Cumhuriyeti. Van Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'in konuğuyuz. Herkese merhabalar. Nil Sezer ile Seyir Alem programındasınız. Seyir Alem'in bugünkü rotası Van. Van'da ne yenir, nerelere gidilir, tarihiyle, öyküleriyle hazırsanız müthiş bir bölüm geliyor. Şimdi de bölgedeki en çok ziyaret edilen noktalardan birisi olan İzzettin Şir Camii'ndeyiz. İzzettin Şir Camii, Hakkari Van Hakimi İzzettin Şir tarafından 14. yüzyılda inşa ettirilmiş. Anadolu mimarisi tarzında kesme taştan, yapımında ahlat taşı kullanılmış. Yörenin genel mimarisinde ahlat taşı tercih ediliyor. Çünkü bu bölge karasal iklimin hakim olduğu bir bölge. Yazın serin, kışın ılık tutması anlamında ahlat taşı genel mimariyi şekillendirmiş. Hemen bitişinde 7 odadan oluşan bir medrese var. Bu medreseyle aslında İzzettin Şir Camii bir külliye. Sade bir mimariyle inşa edilmiş cami 4 kolon üzerinde yükseliyor. Ahşap minberi var. Gerçekten güzel. Asırlar önce yapılan bir cami. Bunu söylemiştim ve hala ibadete açık. Birinci dereceden arkeolojik sit alanı neredeyiz? Gevaş, Selçuklu mezarlığındayız. Bu mezarlık kapısında yer alan kitabeden anlaşıldığı üzere 1335'te Melik İzzettin tarafından kızı Halime Hatun adına inşa ettirilmiş. İçinde bulunan 1000 tane mezar taşı var yaklaşık araştırmalara göre ve farklı medeniyetlere ait mezar kültlerini ve kültürleri anlatan eşsiz bir tarihsel yapıt. Ama hikayesi biraz hüzünlü. 1940'larda dönemin bürokratlarının bir tanesinin talimatıyla bu mezarlığın ortasından bir yol geçirilir. Ve buradan sökülen mezar taşları hemen yolun karşısındaki iskelede kullanılır. Sonuç ne olmuş? Yol kapalı, iskele ise sular altında. Bunca şeye rağmen günümüzde de ihtişamını
korumaya devam ediyor. Ama ne yazık ki hemen sınırlarının dışındaki yeni binalarda bu estetiği gölgelemiş. Keşke biraz daha dikkatli olunsaydı. Selçuklulardan Anadolu'ya miras olan eserlerden bir tanesi, son eserlerden diye altını özellikle çizmek gerek. Tarihi ve estetik anlamda oldukça önemli. Çünkü burada pek çok uygarlığın mezar kültüyle ilgili verilere ulaşmak mümkün. Çünkü bir yeri tanımanın, tarihini yorumlamanın en iyi yolu o kentin mezarlıklarından geçer. Mezarlıklar bize o kentin tarihini anlatır. Mimari ve estetik açısından oldukça önemli eserler bu mezar taşları ve bu bölge Malazgirt öncesi Türklerin Anadolu'yu keşfetmesi ve ilk göçlerin başladığı bölge olarak bilinir. O yüzden çok kıymetli. Mezar taşlarının üzerinde çok farklı desenler var. Geometrik şekiller, geçmeli yıldızlar. Her biri sanat tarihi anlamında çok kıymetli. Türkmen şehitleri mezarları da var. Ve mezar taşlarının çoğunda tekrarlanan yazı, yaşayan herkes bir gün ölecektir. Türkler her zaman kadınlara değer vermişlerdir ve eski Türk devletlerinin hemen hepsinde Hakan'ın verdiği hüküm hatun tarafından onaylanmadıkça hükümsüzdür. Şu anda Halime Hatun kümbetinin hemen önündeyiz. Halime Hatun kimdir? Selçuklu Sultanı İzzettin Melik'in kızıdır. 1335'te yapılmış yapı. Türk tarihinde önemli yer teşkil eden kadınlardandır. 1335'e tarihlenen yapı iki kattan oluşuyor. Alt kat mezar odası, üst kat ise ibadethane şeklinde tasarlanmış. Mimarisiyle, taş işçiliğiyle Van Gölü Havzası'ndaki en güzel kümbet örneklerinden bir tanesi. Kümbet estetik ve mimari açıdan tam bir şaheser. Türk yıldızı, Rumi motifler, geçmeli halat ve daha neler neler. Bu taş ustası, ahlatlı bir taş ustası. Gerçekten muhteşem ve kümbet mimarisi tasarlanırken evlatlarına sarılmış bir anne düşünülerek mimarisi tasarlanmış. Müthiş bir şehir. Öyle bir şehir ki düşünün, pek çok ilk var. Önemli bir güzergah üzerinde ve bu özelliği nedeniyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış.
Van'la ilgili öne çıkarılması gereken bir diğer detay da Van'ın Orta Asya ve Anadolu arasında geçiş güzergahı üzerinde olduğu bilgisidir. Her köşesi ayrı güzel, ayrı tarih ve Van'ın ilçelerinden Muradiye ilçesi de turizm anlamında popüler noktalardan bir tanesi. Muradiye'de, Atayurt'ta Orta Asya kültürü aslında uygun bir şekilde günümüze yaşatılmaya çalışılıyor. Burada ne var? Otağlar kurulmuş ve bu otağlarda tarihteki Türk devletlerinin isimleri yazıyor. Tam ortadaki otağın adı ise Türkiye Cumhuriyeti. Orta Asya kültürünü, geçmişin izlerini gerçeğine çok ama çok yakın bir şekilde günümüze taşımışlar. Burada ne var? 8 otağı var. Ondan söz etmiştim. Ve bu otağlar Kırgızistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan. Ve en büyük otağı ise az önce söylediğim gibi Türkiye'yi temsil ediyor. Yöresel kıyafetleriyle Kırgız Türkleri burada binicilik, okçuluk, el işi, yöresel yemekler ve benzeri etkinlikler yapıyorlar. Kendilerine has bir üslupla eğitim ve bilgi veriyorlar. Çadırlarda ise ne var? Elbette geleneksel ikramlar. Ve otağların tam ortasında bir ocak var. Burada da ateşler yakılıyor. Ve burada da Türk kültürüyle ilgili çok özel hikayeler paylaşılıyor. Ve iskeleye kadar uzanan Türk bayraklarıyla süslü çok anlamlı bir geçit. Sağlı solu diğer Türk devletlerine de yer verilmiş. Ne var? Batı Hun İmparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Avar İmparatorluğu, Hazar İmparatorluğu, Uygur Devleti, Gazne Devleti, Karahanlı Devleti, Harzemşahlar Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Timur İmparatorluğu, Altınordu Devleti, Babür İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu. Gerçekten çok özel, çok gurur verici bir geçit. Tarihteki tüm Türk devletlerinin iskeleye uzandığı bir koridor, Türk bayraklarıyla ve otağların ortasında bir yer. Neredeyiz? Van'a bağlı Muradiye ilçesi Atayurt'tayız. Burası gerçekten mükemmel bir yer. Ben tek kelimeyle bayıldım. Sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanat Bek, şimdi burada Orta Asya kültürünü yaşatmaya çalışıyorsunuz ve oldukça gerçeğine aslında uygun bir şekilde
Bize biraz buradan söz eder misiniz? Elimizden geldiği kadar burada kendi kültürümüzü, örf adetimizi, yemeklerimizi, kültürel türkülerimizi, şarkılarımızı, folklorumuzu gelen misafirlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Burada bir isterseniz biraz alanı anlatayım size. Burada şu an tesisimizin burası tam merkezi. Burada 7 tane otağımız var. 7 tane otağı, 7 tane bağımsızlık devletini simgeliyor. Baştaki otağı Türkiye'yi simgeliyor. Orası hem protokol otağı hem de bu gruplar falan gelince orada ağırlıyoruz. Diğer otağlar da diğer Azerbaycan, Kıbrıs, Kırgızistan, şurada Türkmenistan var, Kazakistan var, Özbekistan var. Diğer 6 bağımsız Türk devletini simgeliyor. Koridorda ise şu uzanmış sahile doğru uzanan koridorumuzda ise eski 16 Türk devletinin bayrakları ve onların tanıtım panoları yer alıyor. İskelemizde de 24 Oğuz boyunun damgaları yer alıyor. Burada bir at biniciliği var, kültürel okçuluk var, kıyafetlerle fotoğraf çekimi var, yöresel yemeklerimiz var, otağda konaklamalar var, müzik etkinliklerimiz oluyor, folklor gösterilerimiz oluyor, şaman ayinlerimiz oluyor. Bu tarz tamamen kendi çapımızda kültürel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tarih setini benzettim ben girdiğim zaman. Sanki bir tarihi film platosundayım. Sağ olun. Tarihi film çekiliyor burada. Çok sağ olun, diye teşekkürler. Düşündüm. Öyle bir hissiyatı var. Gerçekten biz çok onu yemekli. İşte size yansıtabildiysek ne mutlu bize. Biz de zaten asıl amacımız da şu an Türkiye'de yok olmaya yüz tutmuş, kaybolmaya yüz tutmuş ortak değerlerimiz olan kültürümüzü, tarihimizi, dilimizi, bu ortak değerleri insanlara yansıtmak için zaten biz bunun için dertlenerekten böyle bir projeye başladık. Şu anda sizin gibi değerli misafirlerimiz geliyor buraya. Onların da güzel tepkilerini alınca bizim için de moral oluyor tabii. Evet, tarih bir toplumun harcıdır. Kültür ise bambaşka bir şeydir. Hiçbir şekilde anlatılamaz. Tabii. O kadar kıymetlidir ki sahip çıkmak ve hep üstüne bir şeyler koymak gerek, değil mi? Tabii, orada işte elimizden geldiği kadar. Şimdi bizim burada Van Erdiş'e bağlı bir Ulupamir köyümüz var. Orada yaklaşık olarak toplamda 5000'e yakın Kırgız Türk'ü yaşıyor. Burada da biz kendimizi tanıtmak istedik. Kendimizi nasıl tanıtacaktık? Kültürümüzle, örf adetimizle, dilimizle, tarihimizle, kültürel zenginliklerimizle insanlara kendimizi tarif etmeye çalıştık. Sadece şu otağların bile bir sürü özellikleri var. Özellikle yuvarlaktır, aerodinamik özelliği vardır. Bunların açılıp kapanma sistemi vardır, akordiyon sistemdir. Açıldığı zaman 4 metre, toplandığı zaman 50 santim. Hafiftir, ısı yalıtımı, ses yalıtımı özelliği vardır. Şunlar bile bizim kendi kültürümüzle gurur duymamız için otağı bile başlı başına bir faktör. Peki burada Türk sporlarıyla ilgili, ata sporları daha doğru değiş, bir takım çalışmalar ve eğitimler de veriyorsunuz. Tabii, anladığım kadarıyla. Biz burada geleneksel okçuluk yapıyoruz. Geleneksel binicilik, at eğitimi, at biniciliği eğitimi falan veriyoruz. Onun yanında burada böyle folklor gösterilerimiz oluyor. Folklor eğitimleri verdiğimiz dönemler de oldu. Bu tarz zaten burada bir kulübümüz de var. Atayurt Geleneksel Spor Oyunları kulübümüz var. Kulüp bünyesinde de geleneksel sporcular da yetiştirmekteyiz. Bunun yanında bir de Kökbörü kulübümüz var Ulupamir köyünde. Artı bu Ciritin Atası dediğimiz Kökbörü oyunumuzu da hala aktif bir şekilde canlı tutmaktayız. Peki geleneksele sahip çıkmak biraz daha zordur. Kolay olan biliyorsunuz tabii, içinde tabii. Bulunduğumuz çağ. Her şey yapay. Ya işte. Duygular bile soni artık içten değil. Geleneksele sahip çıkmak için çok daha fazla efor harcamak gerekir. Evet. Neler yaşadınız? Yani nasıl bir karardı buraya böyle bir tesis kurmak? Ya ben şahsen çok maddiyata tapan bir insan değilim. Ben biraz hayatım gönül odaklıdır, insan odaklıdır. Biz bu projeye başlarken de zaten tamamen bir olay gönül odaklı çıktık. Ben İstanbul'dan buraya taşındım 9 sene önce. Tamamen dedik ya biz o köye taşınalım, orada kendi kültürümüzü canlı tutalım. Ufak bir el sanatları atölyesiyle başladım. Aynı zamanda ben el sanatları ustasıyım, grafikerim, tasarımcıyım. Orada öyle bir kültürel bir tesis, bir atölye kuralım diye ufak bir atölyeyle başladık. Sonra dizilerle, tiyatrolarla, üniversitelerle çalışmaya başladık. Yaptığımız çalışmalar basının ilgisini çekti. Oraya gelen gazeteciler, televizyon haberleri derken bayağı bir duyulduk. Bu sefer ışığı gören geldi muhabbeti, haberi gören köye akın etmeye başladı. Ve şapkalarımız da geldi. Gerçekten muhteşem. Sağ olun. Bunlar komple bizim
atölyede imalat yapılan ürünler. Şu Diriliş Ertuğrul dizisinde kullanılan börkler, bunlar orijinal kalıbıdır. Börk dediniz. Börk, evet, deri börk. Bunlar börk. Deridir, evet. Doğru börk olarak geçiyor. Kayı börkü. Bunların diziye olan, dizide gördüğünüz o börklerin çoğunu da biz yaptık. Köyde atölyemiz var, El Sanatlar Atölyesi'nde. Oradan gidiyor. Dediğim gibi hani orada haberlerin neticesinde işte gelen insanlar ata binmek istediler, ok atmak istediler, otağda konaklamak istediler. Yöresel yemeklerimizden tatmak istediler. Neler o yöresel yemekler? Bizim mantı var, çüçkara var, samsa var, beş parmak var. Bu tarz mesela bir sürü kuzu çevirmemiz var, tenekede et, tavuk var. Yoğurt, tahıl. Genelde bizim yemekler genelde et üzerinedir. Genelde full et üzerine. Ana yemeklerimiz full ettir. Normalde çorba falan olduğu zaman bizimkiler yemekten saymazlar. Et olduğu zaman yemek oluyor. Normalde aş oluyor. Et olduğu zaman tamak oluyor, yemek oluyor. Öyle yani bir... buraya gelen konuklar o lezzetleri deneme fırsatı buluyorlar. Tabii tabii, burada yemeklerimiz de var. Şimdi zaten ana yemeğimiz burada daha çok kuzu çevirme olacak. Kuzu çevirmeler de bu rezervasyonla kuzu çevirmeler falan yapmaya başlayacağız. Genelde buranın yoğunluğu hafta sonları oluyor. Şu an çok fazla reklam yapmadık. Yavaş yavaş reklamlarımızı da yapıp buranın biraz daha potansiyelini de daha da yükseltip mümkün olduğu kadar kültürümüzü insanlara güzel bir şekilde peki, yansımaya çalışacağız. Peki neden Muradiye? Şöyle bir bağlantı kurdum sizinle konuşurken. Muradiye ismi 4. Murat Bağdat Seferi'ne giderken buradan geçtiği için verilmiş diye okumuştum bir yerde. Evet. Yine hani böyle bir hikayeye dayanarak mı burayı tercih ettiniz yoksa başka bir nedeni var mı? Yok, burada şimdi bizim köyümüz burada Van Erdiş'e bağlı. Buradaki arazi genelde zaten eski Türk devletleri genelde su kenarlarında, nehir kenarlarında, göl kenarlarında kurulduğu için benim konseptime burası uyuyordu. Bir de buraya başlarken eski Muradiye Kaymakamımız bayağı bir destek verdi sağ olsun eşiyle beraber. Harun Kaymakamla Serap Hanım. Onların bayağı bir desteği oldu. Böyle bir imkan verilince de baktım bu konsept projeye de uyuyor. Böyle başlamış olduk. Onun dışında herhangi bir tarihsel bir nedeni yok. Bir de zaten biz bu işlere gönüllü olarak bu bölgeye taşındık. Bir de bizim bu köyde buraya yakın olduğu için, bir de bu bölgenin bizim kendimizi tanıtmaya ihtiyacımız olduğu için bu bölgeye, ondan dolayı bu projeye burada başladık. Kaç senedir var burası? 2019'da açılışımız oldu. 2019'dan beri buradayız. Bizim şansımıza 2020'de pandemi oldu. Pandemide bile gene misafirlerimiz vardı. 2019'da açtık, 3 ayda buraya 150 bin kişi ziyaret etti. Harika. Ciddi bir rakam bu, hani Van'a göre. Öyle elimizden geldiği kadar sağlıklı bir şekilde burada hem kültürel özelliklerimizi yitirmeden, hem buradaki faaliyetleri mümkün olduğu kadar yıpratmadan, kötü yani elimizden geldiği kadar güzel bir şekilde, orijinal bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Şimdi o kadar talep olmaya başladı ki, burası da birkaç defa gündeme geldi. Şimdi de Türkiye'nin değişik yerlerinden de, değişik illerine de açmaya başladık. Şu an Muş'a bir şubemizi açtık. Kütahya, Emete'de bir şubemizi açıyoruz. Bitlis'te de bir şube, orada da açma durumumuz var. Birkaç tane il daha var. Yavaş yavaş artık Türkiye çapına da Atayurt konseptini yavaş yavaş taşımaya başladık. Şimdi Türklük üzerine başladı muhabbetimiz. Dedi ki bu gelenekler, bu kültür bizim harcımızdır, bizi birbirine bağlayan. Bunun ne kadar canlı olduğunu da deprem bize ziyadesiyle gösterdi. Evet. Depremde sanırım siz de otağlar kurdunuz. Tabii biz depremde, biraz söz eder misiniz? Depremde oradaki soydaşlarımızın derdiyle biz dertlenmesek zaten kim dertlenecek? Kardeş kardeşi kötü zamanda yani belli olur. Biz o dönemde de elimizden geldiği kadar oradaki kardeşlerimiz, oradaki soydaşlarımızın yanında kendi çapımızda Kırgızistan devletiyle beraber, devletimizle beraber orada kendi soydaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Oraya 500 tane otağı kurduk. Maraş'ın 2 tane Maraş merkezde 500 tane otağlık bir toplu bir otağdan oluşan bir mahalle kurduk orada. O da zaten bayağı bir gündeme geldi. O bizim o felaketin yanında bizim yaptığımız etkinlik tabii Çam'da Kayısı. Ama nedir? Orada mühim olan oradaki şu mesajı verdi. Kırgız Türkleri sizin yanınızdadır. Soydaşlarınız sizin yanınızdadır. Yani bu mesajı vermekti bizim asıl amacımız. Tabii çok da üzüldük. Bayağı da hatta biz bir iki ay
ya işimizi gücümüzü bıraktık, komple deprem bölgesindeydik. Ben 150 kişilik ekiple gittim deprem bölgesine. Elimizden geldiği kadar soydaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Allah bir daha göstermesin. Amin. Ateşimiz yanıyor. Ateşin Türkler için önemi nedir? Ateş bizim için olmazsa olmaz. Ateş dünyayı, evreni, yaşamı, hayatı temsil eder. Ateş olmazsa hayat olmaz. Bizim zaten şaman ayinlerinde de ateş çok büyük bir faktördür. Ateşe biz ikramlarla ayinlere başlarız. Ayinler o şekilde ateşi söndürerekten bitiririz. Ateş olmazsa Türk kültürü olmaz zaten. Eksik ateş kalır. Ateş olmazsa medeniyetler de tabii, olmazdı. Tabii tabii. Ve mi? Türk ateş kültüründe ayrı bir yeri vardır. Yani bizim ateşin bizim ruhlarla iletişimde ciddi bir köprü kurar. Ateşin yeri bizim kültürümüz apayrıdır. Ondan dolayı burada ateşimizi de ondan dolayı yaktık. Şamanizm ayinleri yapıyoruz dediniz burada. Evet. O ayinlerin ana teması, unsuru nedir? Ana teması ruhlarla iletişim, atalarımıza saygı, geçmişimize saygı, kültürümüze, örf adetimize, dilimize, geçmişimize saygı. Orada atalarımızla iletişime geçiyoruz, onlara teşekkür ediyoruz, onlara minnettarlığımızı bildiriyoruz ve onlardan yaptığımız işlerde destek istiyoruz. Zaten ben burada o ruhlara inandığım için o kadar çok yani bu bölgede kültürel bir şeyler yapmak, şu bayrakları asmak kolay değil. Zaten ondan dolayı da önümdeki engelleri çabucak açıldığına inanıyorum. Çünkü biz inanmazsak bu işlere başlamazdık. Biz tamam dediğim gibi bu işler tamamen maddi değil manevi olarak biz bu işlere başladık. Ve başladığımız için de memnunuz. Hiçbir zaman da pişman olmadım. Hani her şey bizim istediğimiz gibi gönlümüze göre, samimiyetimize göre zaten geliyor bize. Ve buranın bir felsefesi var. Doğanın içinde tabii geleneklere, geleneksele sahip çıkacak şekilde bir yaşam sürmek değil aynen mi? Öyle. Ve biz bu konsepti daha da geliştireceğiz. Şimdi ben burada her şeyi kendim, kendi çapımda bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve tamamen şimdi olan bir konsept değil, olmayan bir konsept kurmaya çalışıyorum. Bu kolay bir şey değil. Örneği olsa gidersiniz, oradan bakarsınız, edersiniz, taklit edersiniz. Bizim bir konsept şu an, yaptığım bu konsept Kırgızistan'da bile yok, Türk devletlerinde bile yok. Burası tamamen kültürel bir tesis. Ve havası da gerçekten muhteşem. Şu anda Temmuz ayının sonlarındayız. Ateşin başında oturuyoruz. Daha ne olsun, buraya gelenler neler yapacaklar? Mesela ok atmayı öğrenecekler önce bildiğim tabii, kadarıyla. Burada zaten şey var, dediğim gibi mümkün olduğu kadar kültürel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buraya gelen insanlar ok atacaklar, ata binecekler, kültürel kıyafetlerimiz var, kültürel kıyafetlerimizle fotoğraf çekinebilecekler, burada otağı da konaklayabilecekler, yöresel yemeklerimizden tadabilecekler. Alan zaten bayağı bir geniş. Ve araştıracaklar burada değil mi? Tabii aslında tabii. Bunlar hani bu tür şeyler kişiyi araştırmaya sevk ediyor. Yani tabii burada bir şey gördüğü zaman peşine düşecek. Tabii. Ok mesela, okçuluk insana ne katar? Tabii. Ne katar? Vallahi beden olarak dinç olmasını sağlar. Şimdi bu da bir de atasporu olduğu için onun mesela okun tutması, tekniği. Orada mesela Türk tekniği vardır. Yayın atarken ki Türklerin savaşlarda üstün olduğu sade bir teknikle kaç tane savaş kazanmışlar Türkler mesela. Öyle bir teknik ki kilişi tuttuğunuz zaman at üzerinde at istediği kadar sallansın kesinlikle ok düşmüyor. Birazdan okçuluk alanına geçebilirsek orada da ben o tekniği de özellikle şimdi size göstereyim. Şimdi ellerimiz genetik olarak yapıyormuş onu da okumuştum. Aslında evet. Var mı? Yani Türk milleti genetik olarak ok eline verildiği zaten zaman hemen şeydir, doğru hareketi yapıyormuş. Ya benim bir arkadaşım vardı Kazakistan'a gitti. Orada adam İstanbul'da yetişmiş. Adam Kazak Türk'ü. Kazakistan'a gidiyor, yaylaya gidiyor. Hayatında ilk defa at biniyor. Ata biniyor abla. Ata bindikten sonra diyor bir anda diyor atı koştururken kendimi buldum diyor. Bazı şeyler genetiktir. Bazen buraya da gelen misafirlerimiz oku veriyoruz. Hayatında ilk defa yay görüyor, ok görüyor. Bir iki gösteriyor, pat pat 12'den vurmaya başlıyor. Ya adam atıyor, kendine attığına inanamıyor. Çünkü gerçekten bazı şeyler genetiktir, genetikten gelir. Sadece onu böyle bir tetiklemek lazım. Keşfetmek. Fitilini ateşlemek lazım. Ateşlemek. O tarz şeylerle de burada karşılaşıyoruz tabii. O zaman ok atmayı öğrenelim mi? Tabii, tabii. Memnuniyetle. Tamam.
Alanda 7 tane otağı var ama şu gezdiğimiz koridor Türk devletlerinin koridoru. Bunu şöyle yorumlayabilir miyim? Eski Türk devletlerinin hepsinin burada otağının zaman içinde kurulacağı şeklinde. Tabii tabii. Zaten şurada eski Türk devletlerini simgeleyen 16 tane bayrağımız var. Bunların tanıtım panoları var. Yani gelen insanlar sadece buraya at binmeye gelmiyorlar. Bir de burada böyle bilgilendirme panolarını okuyup eski tarihle alakalı biraz da yani genel kültürlerini de geliştiriyorlar. Hafızayı canlandırma. Tabii tabii. Bir nevi burası canlandırılmış bir kültür, bir konsept. Öğrenciler geliyor, çocuklar geliyor. Atıyorum Avar İmparatorluğu ne zaman kurulmuş, ne zaman yıkılmış, kim kurmuş. Onlarla alakalı bilgileniyorlar da şimdi burada bir görsel bir konsept olduğu için insanların, çocukların beyninde daha iyi yer ediniyor. Peki festivaller yapıyor musunuz? Burada? Tabii burada şimdi festivallerimiz olacak, konserlerimiz olacak. Burada okçuluk, binicilik turnuvalarımız, atlı okçuluk, yayan okçuluk turnuvalarımız olacak. Benim burada bayağı bir hayallerim var. İskelemiz var. Burada da 24 tane Oğuz boyumuzun tamgalarını astık. Onlarla alakalı bilgilendirme panolarımızı da asacağız. Binicilik alanımız var, okçuluk alanımız var, şaman ayini alanımız var. Yani var burası, da var. Aynen öyle. Mümkün olduğu kadar hani hiçbir şeyi es geçmemeye çalıştık. Sadece dediğim gibi buradaki projeyi bireysel olarak çekip çevirmeye çalıştığım için böyle zamanla bir şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. Biraz bize vakit lazım daha. Burada ne var? Burada 24 Oğuz boyunu simgeleyen tamgalarımız var. Bunlar tamga dediğim simge. Simgeler. Yani onların simgeleri var. Şimdi bunların tabii İva, Bayındır, Avşar, Iğdır, Eymür, Yaparlı. Bunların tabii tanıtım panolarını da koyacağız. İnsanlar geldiği zaman bu 24 Oğuz boyu neymiş, nasılmış, ne zaman kurulmuş, kim kurmuş bunlarla alakalı bilgilendirme panolarımızı da asacağız. Pek çoğu da aslında şu anda bazı yerleşim yerlerinin ismi. Dikkat tabii tabii tabii. Zaman, bunlar komple boy isimleridir. Hanlıklardır. Onlar tarihte ciddi yerleri de vardır bunların. Peçenek, Kızık, Çuvaldar, Döğer uzayıp gidiyor. Evet, bunların hepsi de Oğuz boylar. 24 Oğuz boyumuz var. Onları dediğim gibi simgelerini buralara astık ve hepsinde tanıtım panoları olacak. İnsanlar geldiği zaman onları okuyup Oğuz boylarıyla alakalı bilgilenmiş olacaklar. Ve bu kadar muazzam bir tarihin üstüne şu iskeleden Van Gölü. Daha doğrusu Van Denizi diyorlar değil mi? Evet. Buraya normalde göl demezler büyüklüğü açısından. Buraya genelde Vanlılar Van Denizi derler. Buranın muazzam bir gün batımı var. Şu iskeleyi de zaten o yüzden kurduk. Oraya gelip çay içtiğinde güzel bir manzarayla günlerini sonlandırıyorlar. Yani bu tarihin içinden geçip şu manzarada içilen çayın lezzeti müthiş bir yerde yoktur. Aynen öyle. Thank you.
Van Gievaş Belediye Başkanı Murat Sezer'in konuğuyuz. Merhabalar Sayın Başkanım. Merhabalar Nil Hanım, merhabalar. Gievaş geziyoruz. Murat Sezer ismini duyunca, benim de soyadım Sezer, dedim evet. ki başkanımızı kesinlikle ziyaret etmeliyim. Bu coğrafya gerçekten çok kıymetli. Farklı kültürlerin, inançların harmanlandığı, tabii. doğanın da oldukça cömert davrandığı, kültürlerin iç içe yaşadığı mükemmel bir coğrafya. Bunu öncesinde daha çok kaynaklarda okuyorduk ama ben 2 gündür Van'dayım. Evet, evet. Hayran oldum. Ne kadar muhteşem bir coğrafyanın içinde yaşıyorsunuz. Yani şu ahir ömürde insanoğlunun gezip görebileceği nadir yerlerden bir tanesindesiniz şu an. Dediğiniz gibi coğrafya ve insani ilişkilerin çok cömert bir şekilde yansıtıldığı bir coğrafyada yaşıyoruz biz. İnsanlarımız misafirperverlikleriyle sadece şu son yüzyılda değil, bundan önceki dönemlerde de çok ciddi anlamda cenaplık göstermişler. Vestan ismimiz var, bizim Gievaş'ın ismi eskiden Vestan. Vestan, padişahların doğu seferlerinde konakladıkları, misafir edildikleri yer. Dolayısıyla bu kadar Ali Cenab, bu kadar Kadir Şinas bir memlekette sizi misafir etmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Teşekkürler. Zaten buranın tanımlarına, yani Van'ı en iyi anlatacak cümle nedir diye peşine düştüğünüzde birkaç klasik cümle tabii. var. Mezopotamya'nın Anadolu'ya açılan kapısı ya da Asya'yı Anadolu'ya bağlayan kapı. Ve bu kapı o kadar kıymetli ki İpek yolunun üzerinde kültürlerin iç içe tabii, olduğu tabii, ve hep tabii. Bu coğrafyaya sahip olmak adına farklı medeniyetlerin birbiriyle mücadele ettiği bir coğrafya. İnanın gök kubbe altında güzel kurulan güzelim cümlelerin tamamı bu coğrafya için kurulmuştur. Hı hı. Yani bu coğrafya için yapılabilecek en güzel tanımlamalardan bir tanesi bu. Dolayısıyla kışımız ayrı bir güzel, yazımız ayrı bir güzel, ilkbaharımız ayrı bir güzel, sonbaharımız ayrı bir güzel, gecemiz ayrı bir güzel, gündüzümüz ayrı bir güzel. Ve Allah'ın tabiata bahşetmiş olduğu tüm renkleri aynı anda içselleştirebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ve bu çok kadar farklı şeyler de var. Ters laleler, tabii, uçan tabii, balıklar, tabii. iki gözü, farklı gözler. Yani Van aslında İlklerin ve teklerin şehri olma ünvanını da ziyadesiyle taşıyor. Yani bir gölümüz var, göl demeye bin şahit, denizle eşdeğer. O denizin içerisinde bir balığımız var, inci gibi balık. Az önce dediniz ya, uçan balık. Başka yeri de bu cümle telaffuz edilse muhtemelen çoğu kimse gülümseyecektir. Ama hakikaten bizim balıklar uçuyor. Özellikle yumurtalama döneminde, göç sezonunda akarsuya karşı vermiş oldukları mücadele herkes tarafından görülmesi gereken çok güzel bir hikayeye konu olabilir. Evet. Evet. Zaten bir de her şeyin efsanesi var. O da çok enteresan. Tabii, tabii. Mesela Van kedisinin Nuh'un gemisinden yüzerek Van'a çıkması bir olay. Yine tabii, tabii. işte Van deyince Van Gölü canavarı diye de bir şey var. Yani o kadar enteresan ki şeye benzettim. Bu cümleyi birkaç kez de bölüm boyunca tekrar ettim. Kendinizi Alice Harikalar Diyarında gibi hissediyorsunuz açıkçası. Çok enteresan tabii, tabii, tabii. bir coğrafya. Yani insanlar bir ilçeyi, bir ili, bir yeri gezdikleri zaman oradaki sırlara vakıf olmak isterler. Heyecanla o yerlere giderler. O heyecan insanların o bölgedeki detaylara vakıf olmasını, o bölgedeki detayları görmesini sağlayabilir. Dolayısıyla efsaneler her ilin ön plana geçmesini, her ilin tanıtımı için çok elzem olan konular. Ve buradaki tarihi yerlere değinelim ben. Mesela Selçuklu Mezarlığı var. Tabii. Hemen Gievaş'ımızın solunda, çıkışta Selçuklu mezarlığımız var. Halim Hatun kümbetimiz var. Onun ötesinde Bitlis Karayolu üzerinde sağ tarafta gölün orta yerinde Akdamar adamız var. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği ciddi bir turizm döngüsünün olduğu bir bölge orası. Ayrıca
Dağlarımızın yamaçları gerçekten de Güneydoğu'dan gelen insanlarımız için nefes alabilecek bir noktaya dönüşmüş vaziyette. Dolayısıyla zenginliğin her çeşitli boyutunu burada yaşayabiliyorsunuz. Altın saç, ink koylarımız var, göründü koylarımız var. Burada yuva mahallemizde, yuva köyümüzün üstünden gelen bir su arkımız var, muhteşem bir su arkı. Oradaki o görsel şöleni izlemek insana muhteşem bir keyif veriyor. Dolayısıyla bir insanın isteyebileceği, tabiatın doğal olarak, saydam olarak, el değmemiş şekliyle bir insana sunabileceği tüm güzellikleri, tüm zenginlikleri Gevaş'ımızda görebilme ihtimaliniz var. Ve Gevaş'ın turizm anlamında cazibe merkezi olmasının ilk durağı şu zamanda Akdamar Adası gördüğüm kadarıyla. Tabii, orayı tabii, da gezdik, tabii. Dolaştık. Ama siz az önce program öncesinde de konuştuk. Sanırım bu turizm anlamında cazibe merkezi haline gelmesi için çok güzel projeler de üretiyorsunuz. Tabii. Yani şimdi bölgemiz bakir bir bölge. Bölgemizin çoğu noktasına dokunulmamış. Bu bakirlik doğa severlerin ilgisini çekiyor. Bundan ötürü Gevaş'ımız ciddi bir laboratuvar aynı zamanda. Tarihe yolculuk edebilmek amacıyla yapılan yolculuklarda insanların çeşitli detayları hissetmesini sağlayabilecek bir coğrafya Gevaş. Gevaş, Tatvan'ın çıkışında Edremit'in girişinde büyük bir iki ilçe arasında yer alan butik bir ilçe. Nüfus kaçtaymış? Nüfusumuz köylerimizle beraber nüfusumuz 30 bin. Bu nüfus yaz aylarında 40 bini buluyor. Peki geçim kaynağı nedir? Geçim kaynağımız burada genelde Nilhan'ın tarım, hayvancılık, turizm en büyük geçim kaynakları bunlar. Okur yazarlık seviyemiz çok büyük bizim Gevaş'ımızda. Ebeveynlerimiz bu konuda duyarlı Gevaş olarak. Her evdeki ebeveynler çocuklarının sağlıklı bir eğitim görebilmesi için çok ciddi külfetler üstlenip bunun gereğini yerine getirebiliyorlar. Onun için burada okuryazarlık oranı diğer bölgelerimize nazaran çok daha fazla diyebiliriz. Ayrıca Nilhan'ım, kış aylarımızda burada abalık kayak tesisimiz var. Yaz aylarındaki bu canlılık kış aylarında da devam ediyor. Van'ın büyük bir çoğunluğu buradaki kayak tesisinden istifade edebilmek için Gevaş'ımıza geliyorlar ve biz bunları misafir ediyoruz. Aplikasyon olarak kayak tesisinin kurulduğu yer gerçekten de kayak severlerin ciddi anlamda ilgisini çekiyor. Bu da çok muazzam bir fırsat aslında Gevaş'ımız için. Dolayısıyla kaybedilebilecek bir zamanımız yok. Her detayıyla bir zenginlik ve bizim de amacımız bu zenginlikleri, bu dinamikleri harekete geçirip Gevaş'ımızı daha iyi noktalara getirebilmek. Ama bunu yaparken de tabiatın o doğal yapısını bozmadan, tahrip etmeden, önemli, evet, incitmeden, onu muhafaza ederek gelecek istikbalimizi belirlemeye çalışıyoruz. Sahil projesi dediniz. Tabii. Onu da paylaşmalıyız bence. Şimdi Nil Hanım, sahil bandı projemiz var. Onu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Mesire alanlarımız var. Onları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kısmen hayata geçti. Plajımız var. O plajda bila bedel, ücretsiz bir şekilde istifade eden ciddi bir kitle var. Onların memnuniyeti bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu tarz yatırımlarla bölgemizi daha fazla zenginleştirmeye çalışıyoruz. Turizm boyutunu ön plana da tutmaya çalışıyoruz. Peki turizm daha çok altyapıyı da şart koşan, tabii, gerektiren bir gelir kaynağıdır, öyle söyleyeyim. Büyük turizm kafilesi geldiği zaman burada konaklayabilecekleri tesisler, tabii, yeterli, tabii, mi şu anda? Biz Van'a 30 kilometre, 35 kilometre uzaklıkta bulunan bir ilçeyiz. Büyük metropollere 35 kilometrede bulunan ilçeler çok şanslı ilçelerdir. Çünkü çok uzak değil, çok yakın, doğru, bir, evet, mesafeden bahsediyoruz. Karayolu ulaşım ağı üzerinde yer alan bir ilçeyiz. O bizim için fırsat. Bunun dışında da vatandaşlarımızın konaklayabileceği alternatif yerlerimiz var. Otellerimiz var, butik otellerimiz var. Dolayısıyla bu gelen vatandaşlarımızın taleplerine cevap verebilecek nitelikte. Ondan ötürü
Şu an itibariyle bir problemimiz yok ama daha fazla yatırımın oluşabilmesi için talepler var. O talepleri de gidermeye çalışıyoruz. Peki. Peyderpey. Bir yeri tanıtmanın en güzel yöntemlerinden bir tanesi de o yörede çekilen diziler, filmlerdir. Tabii, reklam anlamında çok kıymetli. Burası da 2000 onlarda mıydı Sayın Başkanım? Vizontele. 2006'larda, 7'lerde o Vizontele. Vizontele 1, Vizontele Tuba. Evet. Siz o zamanlar kaç yaşındaydınız ve o günleri bizimle paylaşır mısınız? Şöyle söyleyeyim, yani hani derler ya, geçmişe yolculuk etmek. İnsan kendisini geçmiş 10 yıllarda, 20 yıllarda, çeyrek asırlarda, yarım asırlarda görmek ister bazen. Yavaşımız o sinemanın, o Vizontele sinemasının çekildiği, filminin çekildiği dönemlerde 1950'leri çağrıştırıyordu. Yani sokakta giyinişleriyle 1950 modasına uygun giyinen insanların görülmesi, setlerin 1950'lerin yapılarına uygun dizayn edilmesi, şehrin geçmişe yolculuk etmesini sağlıyordu. İşte hani bu, hafızaları yeniliyorsunuz aslında. Yeniliyordu. İnsanlar o anlamda geçmişi de iade ediyordu. Ve o dönemlerin güzel yönlerini, ironi bir yöntemle insanlara sunmaları bölgede çok ciddi sempati kazandı. O dönem Gevaşımızda mukim olan, Gevaşımızda ikamet eden insanların büyük bir kısmı o filmde görev aldı. Sağından, solundan, önünden, arkasından bir şekilde görev aldı ve o dönem o filmde oynayan çok zengin bir kadro vardı, dikkat evet, ederseniz. Gerçekten o sağlam bir kadro. O zengin kadrodaki insanların büyük bir bölümü buradaki vasat insanlar gibi yaşıyordu. Doğal insanlar gibi yaşıyordu. Yani bir köşede Tarık Akan'ı görebilmeniz, bir köşede Yılmaz Erdoğan'ı görebilmeniz, Altan Erkekli'yi görebilmeniz çok ciddi olasıydı. Yani doğal bir şeydi. Ve bu insanların kültürel düzeyinin de biraz artışına zemin hazırlıyordu. İşte bu atmosfer, bu manzara içerisinde o zenginlik Gevaşımıza çok şey kattı. İnşallah gelecek dönemlerde de bu zenginliği canlı, diri tutmaya çalışacağız. Peki şeyi merak ettim, ben Vizontele'nin burada çekildiğini bildiğim için Vizontele'nin setini ziyaret etmek istedim. Hani Ürgüp Göreme'de Asmalı Konak biliyorsunuz artık bir müzeye dönüştü. Tabii. Yani o şehrin önemli simgelerinden bir tanesi oldu. Burada da öyle bir yer aradım ama var mı? Şöyle söyleyeyim size. Maalesef o dönemde Vizontele filminin çekildiği dönemde buradaki tabiat şartları, rüzgar boyutu hesaba katılmamıştı. Hı hı. Ve yapılan yapılar çok sağlam yapılar değildi. Ve o rüzgar, o yağmur, o kardan ötürü çok ciddi dezenformasyona uğradılar, deforme oldular. Deforme olunca ister istemez onlardan eser kalmadı ama ben yeni seçilen bir belediye başkanı olarak bu yönde bir projemiz var. Harika. İnşallah güzel bir Vizontele set alanı yapıp vatandaşlarımıza, milletimize, tarihimize armağan etmeyi düşünüyoruz. Bakalım bununla ilgili ciddi bir çalışmamız. Muhteşem bir fikir bence de. Olması gereken bir şey kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Çünkü gerçekten hani insanlarda evet doğa, tarih geziyorsun ama bir de hayatın içinden bir şeyleri görmek istiyorsun. Evet. Yani kendini orada hissetmek istiyorsun. O yüzden çok kıymetli. Tabii. Dediğim gibi Asmalı Konak'ta insanlar saraya giriyor içeri girip doğru, gezebilmek haklısınız. İçin. Onların haklısınız. Kaşığını, çatalını görebilmek için, oturdukları kanepeyi görebilmek için çok kıymetli. Doğru. Sayın Başkanım, hakkıyla Gevaş'ı gezmek, hissetmek için kaç gün buraya ayırmak gerekir? Gevaş'ımız 41 mahalle. Bir yeri gezmek demek sadece coğrafyasını gezmek değildir. İnsanlarının gönlüne de misafir olmanız lazım. Dolayısıyla 41 günü Gevaş'la geçirmenizi isteriz. İşin açıkçası her mahallemizin değişik bir özelliği var, değişik bir güzelliği var, değişik bir muhabbet tarzı var, değişik bir geleneği var. Dolayısıyla biz 41 gün sizi misafir etmek isteriz. Teşekkürler. Biz zaten sabahleyin tecrübe ettik. Burada konaklamıştık. Yöre halkı bizi sabahleyin sohbet ettiler,
hani bizi farklı gördükleri için tabii. Dediğim gibi Vizontele'nin bir katkısı olmuş bu. Yani şehre yeni birileri geldiği zaman hemen sorguluyorlar, doğrudur, ikramlarda doğrudur. Bulunuyorlar. Doğrudur. Bu çok kıymetli. Evet. Günümüzde her şeyin unutulmaya başladığı, soyutlaştığı bir dönemde tabii, tabii. Böylesi güzel şeyler bizleri birbirine bağlayan, çünkü evet, Anadolu evet. Bir kültürel etkileşimle oluşmuş. Geniş bir coğrafya ve biz hepimiz bu coğrafyayı bir arada tutan, sımsıkı tutan harçlarız. Kesinlikle, aynen öyle. Kültürlerin etkileşimi aynen anlamında çok kıymetli. Evet, biz bugün Doğu'ya geldik, biz de sizi Mersin'e bekleriz. Ben şunu söyleyeyim Nil Hanım, doğusuyla batısıyla bu medeniyet zengin bir medeniyet, hoşgörülü bir medeniyet, insanların birbirlerine tahammül edebildikleri bir medeniyet. Maalesef son dönemde insanların birbirlerine karşı tahammülsüz davranmaları bizi de ziyadesiyle üzüyor. Çünkü bu medeniyetin evlatlarına yakışmayan bir tavır bu. Kesinlikle. Bizim insanlarımızdan beklentimiz ilimle yoğrulmuş, irfanla yoğrulmuş, liyakatle yoğrulmuş, medeniyetler üstü bir nizam anlayışının oluşmasını zemin hazırlayabilecek bir olgunlukla, bir ferasetle iletişim kanallarını diri tutmalarıdır. Biz bunu istiyoruz. Doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle herkesten beklentimiz budur bizim. İnşallah bu beklenti de hayata geçecektir. Çünkü umut varız. Umut var oldukça insan da vardır. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Seyir Alemin bugünkü bölümünde sizler için Van'ı gezdik, dolaştık. Yakaladığımız güzellikleri ekranlara taşımaya çalıştığımız bir bölüm oldu. Çok da güzel oldu. Yepyeni seyirlerde, farklı hikayelerde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Seyri Alem programı sona erdi.